Arkadaşlar hoş geldiniz. İzninizle oturarak devam edeyim. Öncelikle tabii ki seçim süreci burada yaklaşık bir hafta önce başladı ama bütün partiler de bir hazırlıklarını yapıyorlar seçim sürecine. Biz de o süreçteyiz. Bir yandan kısmi görüşmelerimize başladık. Ve ilk toplu çalışmamıza siz basın emekçisi, yıllardır bizim siyasi çalışmalarımızda da yanımızda olan kişilerle bir sohbet kahvaltısıyla başladık. Bulunuyorum. Çünkü tabii ki hem bizim söyleyeceğimiz kente dair bazı şeyler var. Hem de sizin soracağınız şeyler var. Bugünkü kahvaltının içeriği budur. Biliyorsunuz yıllardır ben kendim hem sivil toplum kuruluşlarında hep Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevlerinde yaptığımız çalışmalarda kente dair bütün problemleri ve çözüm önerilerini kendi penceremizde sunmaya çalıştık. Bu kentte sokak sokak, mahalle mahalle biliyorsunuz bütün sorunları dile getirmeye çalıştık. Sizler aracılığıyla. Mesleğimiz de doğal olarak şehir plancısı olunca bu gündelik rutin yaşamımızda kentte bir farklı bakıyorsunuz. Ulaşımın trafiği içindeyken trafik sorunu normal bir kişiden daha farklı gözünüzle bakıyor. Ne yapabiliriz diye düşünüyorsunuz mesleğinizle alakalı. Veya kentin herhangi bir noktasında kentin güzelliğiyle, estetiğiyle alakalı bir sorun gördüğünüzde mesleğiniz itibariyle onu nasıl çözelim diye sürekli düşünüyorsunuz. Veya yine çok önemli konularda depremle alakalı mesleğimizle alakalı kentsel dönüşüm konusunda neler yapılabilir diye sürekli bunun sohbetlerini yapıyorsunuz ve çözüm üretmeye gayret ediyorsunuz. Bunun gibi yani şehre dair hem kentsel dönüşümde, hem ulaşımda, hem estetikte, hem sosyal, kültürel, sanatsal hayatımızda arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz canavayı oluşturmaya yönelik bir bakış açısıyla günü doğal olarak geçiriyorsunuz. Bu anlamda da demin saydığım hem partide hem sivil toplum kuruluşlarında görevlerinde olabildiğince çözüm önerilerinde parça parça uygulamaya çalışıyor. Ve bu alanda geldiğimiz tarih itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşık 2 ay önce belediye başkanlığı için aday adaylığı girişimde bulundum. Ve parti kurullarımızın izniyle, oluruyla Yalova Belediye Başkanı adayı olarak belirlendi. Bu benim için aynı zamanda daha önce konuştuğumuz biraz önce, daha önce vurguladığımız bu konularda kendi aklımdaki hayalimizi veya etrafımdaki arkadaşlarımın, paydaşların hayallerini, projelerini gerçekleştirme fırsatı aynı zamanda. Yani ben belediye başkanı olsam şunu yapardım, ben şu görevde olsam bunu şöyle düzeltirdim dediğimiz noktaları gerçekleştirme fırsatı. Ve biliniz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve bizimle bu konuda çalışacak diğer paydaşlar olarak projelerimizle, ekiplerimizle bu yerel seçime hazırız arkadaşlar. Uzun süredir. Şimdi bunu daha detaylandırıyoruz. Daha güçlü bir kampanyayla, daha detay projelerle belediyeyi almak için hazırlığımızı yaptık. Yakında bunları parça parça belirli tarihlerde sunumlar olacak. Hem kamuoyunda hem de sizde. Ana başlığımız şunlar olacak biliriz. Öncelikle Yalova depremle alakalı olumsuz tecrübeler yaşamış ve deprem kuşağında bir kent olduğundan dolayı tabii ki en önemli başlığımız kentsel dönüşüm olacak. Tabii kentsel dönüşümde bundan 5-6 yıl önce kentsel dönüşüm derken konuştuğumuz içerikle şimdiki içerik aynıdır. Yani 5-6 yıl önce, 6-7 yıl önce ekonomik şartları düşündüğümüzde kentsel dönüşümle alakalı farklı metotlar, farklı çözümler önerirken, konuşabilirken şimdi inşaat malzemeleri fiyatındaki artış, enflasyondaki fahiş artış, ciddi devalüasyon, iş gücü maliyetlerindeki artış,
arsa maliyetlerindeki artış, sermaye piyasalarındaki çökme, kredi sağlayamama gibi gerçeklerden dolayı artık çözüm önerileri daha farklı olacak. Bunun üzerine bir kurulumuz olacak. Ana başlıklarından biri kentsel dönüşüm, yani Yalova'yı depreme karşı dirençli dayanıklı bir kent haline getirmek ve Yalova halkını aynı zamanda depreme bireysel olarak da hazırlayıcı çalışmalar yapmak olacak. İkinci ana başlığımız tabii ki hepimizin büyük derdi trafik, yani genel anlamda da ulaşım olacak. Pardon, bir bardak su rica edebilir miyim? Ulaşım olacak. Ulaşım tabii sadece araç trafiği olarak düşünmemek lazım. Kentin ulaşımı araç trafiğiyle, işte bisiklet ve yaya kullanım alanlarıyla, üst geçit, alt geçitleriyle, yeraltı yer üstü otoparklarıyla veya değişik park düzenlemeleriyle, otopark düzenlemeleriyle genel bir kurgu. Bütün hepsinin beraber işlemesi gereken ve doğru işlemesi gereken bir kurgu. Bu konuda kurgularımız ve çözüm önerilerimiz olacak. Şimdi bu çözüm önerilerini detaylı olarak tabii şimdi anlatmayacağım ama ana ekseni ne önümüzdeki sürece? Biz hangi konularda en öncelikli makro konularımızı vurgulayacağız, o da anlatıyoruz. Bunlarla ilgili daha sonra zaten detaylı olarak konuşacağız. Üçüncü bir ana başlığımız ne olacak? Kentin estetiği ve güzelliği olacak. Burada da arkadaşlar hepimiz belki birçoğumuz doğduğumuzdan beri burada yaşıyoruz. Ve kentin giderek güzelleşmek yerine çirkinleştiğini istiyoruz. Bunun birçok sebebi var. Ama belediyelerin veya ilgili başka kurumların yapabileceği şeyleri de yapmadığını. Hedefimiz sadece kentin belli noktalarını güzel hale getirmek değil, Türkiye'nin en güzel kentini yaratmaya çalışmak. Bunu daha önceki sohbetlerimizde de bana göre önemli bir örnekle vurgulamaya çalıştım. Eskişehir örneğiyle diyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in İç Anadolu'da bir kenti ne hale getirdiğini uzun yıllar boyunca bütün Türkiye seyretti. Ve insanlar başka illerden arkadaşlar biliyorsunuz araç kiralayıp Eskişehir'i görmeye gittiler. Bu esasında bizim partimiz ve Eskişehir için çok önemli bir kazanımdır. Övünülmesi gereken bir şeydir ama bizim için de utanılması gereken bir durumdur. Neden? Çünkü Yalova konumu itibariyle ve doğal kaynakları itibariyle Eskişehir'den çok daha avantajlı bir yer. Yani size sorsalar, deseler ki size bir toprak parçası vereceğiz. Oraya sen bir şehir yapacaksın kendine. Nerede olsun istersin Türkiye'de? Diye sorsalar muhtemelen şöyle düşünürsünüz. Hani Ege, Akdeniz kıyılarında deniz kenarı bir yer öncelikli isteyebiliriz ama onun dışında hem yazlık hem kışlık olarak düşündüğümüzde de ne deriz? Ya büyük kentlere yakın olsun. Mümkünse deniz kenarı olsun. Efendim işte ulaşım bağlantıları kuvvetli olsun. Hele bir de işte kaplıcası vesairesi varsa, ormanları varsa diye düşünürüz. İşte bu Yalova esasında. Yani elimizde mevcut kaynakları itibariyle çok önemli bir kent var. Çok iyi kurgulamamız, çok iyi planlamamız. Olumlu, çağdaş bir kültür geliştirebileceğimiz bir kent var. Fakat bu yapılamadı. Sebeplerini daha sonra da tartışacağız. Hepimiz de biliyoruz. Kısmi beceriksizlikten, kısmi vizyonsuzluktan, kısmi kaynaksızlıktan. Ama yapılamadı. Yalova olması gereken yerde değil. Yaşça benden daha da büyükler, çok daha iyi. Yalova'nın neredeyse kasaba hali, şu andaki kent halinden çok daha keyifli yaşanılan, çok daha güzel yaşanılan ve güzel görünülen bir kent. Yalova'nın kasaba halinde yaşayanlar şu anda daha mutsuzlar. Buna emin olun. Halbuki daha avantajlı bir haldeyiz. Kent olduğu değişik bilimler açıldı. Birçok değişik faaliyetler yapılabilir. Ama yapılabilir. Yani kenti bu bağlamda Türkiye'nin en güzel kenti haline getirmiş. Şehir giriş çıkışlarında, peyzaj çalışmalarında, kentsel tasarım, kent mobilyaları tasarımında, bütün kamusal alanların dizaynında hepsini oluşturacağız. Bunları projelerle de buluşturacağız. Bir diğer başlık arkadaşlar benim çok önemsediğim esasında bütün yapılan şeylerin özü olan
Yani bunu belki daha önce vurgulamadım ama burada arkadaşlar kültürel, sanatsal, sportif hayatımız. Yani Yalova'nın toplumsal yaşamı başlığına en çok önem veren belediyemiz oldu. Bunun sebebi şu, kenti güzelleştirmek istiyoruz diyoruz, işte ulaşımı da düzelteceğiz, trafik sorunumuzu çözeceğiz diyoruz, işte depremle alakalı güçlendireceğiz diyoruz. Bunun hepsine de burada keyifli bir hayat kurulamış. Yani hepimiz daha keyifli, konforlu, güvenli yaşayabilirim diye, değil mi? Sebebi bu. İşte bunun ana taşıyıcı kolonu da tabii bizim toplumsal, kültürel hayatımız. Yalova neredeyse sadece akşama kadar yaşanılan bir kent haline geldi. Akşam çok nadir birkaç yerde ailelerin sosyal hayatı 9 civarında bitiyor. Doğru. Eskiden böyle değil. Kasabayken bile böyle. Yani gün içini tamamen yaşayan bir kent oluşturmaya dair. Yalova'da tiyatro gibi, sinema gibi, müze sanat galerisi gibi fiziksel alanları, kütüphane gibi fiziksel alanları, kültürel alanları çoklaştıracağız, mahallelere yayacağız, merkezi daha büyüteceğiz. Genel Türkiye'nin önemli bir kültür fuar merkezi oluşturma gayretimiz olacak. Yaşayan sürekli kültürel faaliyetlerde ekonomik geliri ne olursa olsun bulunabilen bir toplum oluşturmaya çalışacağız. Aynı zamanda arkadaşlar sportif anlamda da kentteki kaynakları doğru kullanan bir noktada değiliz. Örnek vermek gerekirse neden bunu örneklemek lazım? Çünkü tesislerimiz var. Tesis olunca sonuç alabiliyoruz. Bizim çocukluğumuzda örnek Yalova'da masa tenisi masası yoktu. Akasya Park'taki bankların üstüne okul çıkışı defterlerimizi koyup file yapardık. Ayakkabılar, raketimiz olurdu. Bir tane de ping-pong topu alırdık. Masayı sorardık. Daha sonra Yalova Lisesi'ne masa tenisi masası yoktu. Takımı kuruldu. Daha sonra kapalı spor salonuna masa tenisi masaları kuruldu. Takım kuruldu. Hocalar geldi. Şimdi dünya şampiyonları çıktı. Hepimiz denizde büyüdük burada. Deniz kenarı geldiğimiz. Deniz sporları yok. O da ayrı bir başlık. Ama denizde büyüdük. Çok iyi yüzüyorduk hepimiz. Ama Yalova'dan hiç yüzme şampiyonları çıkmadı. Neden? Çünkü sadece yazın yüzüyor. Şimdi bir kapalı spor salonu yapıldı. Bununla alakalı yüzme salonu. Göreceksiniz önümüzdeki yıllarda buradan yüzme şampiyonları çıkacak. Bunları tesisin eksikliğinin önemi, tesis olursa neler olabileceğinin önemini vurgulamak için söylüyorum. Yani Yalova esasında bir sporcu yetiştiren fabrika haline de gelebilir. Bu becerisi var, bu insan kaynağı var. Bir diğer ana başlıklar, yani kentsel ulaşım, kentin estetiği, güzelliği ve kentin kültürel, sosyal, sportif, sanatsal hayatı dışındaki bir önemli başlığımız da tabii ki sosyal belediyecilik. Sosyal belediyecilik alt kırılımları çok fazla olan. Bunu son yıllarda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı faaliyetlerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bazı faaliyetlerinde detay olarak izliyoruz. Yani bu konunun özü şudur. Herkesin ekonomik geliri fırsatı aynı değil. Türkiye'de ciddi bir fakirleşme var. Özellikle son yıllarda gelir seviyeleri alt üst oldu. Sadece çok zenginler ve yaşamaya çalışanlar, geçinmeye çalışanlar oluşan bir toplumsal ekonomik sınıflanma oluşturdu. Bu yüzden kendilerine ve çocuklarına, evlatlarına beslenme, uğraşılar, faaliyetler anlamında imkan bulamayan yüz binlerce, milyonlarca aile. Yani bir kişi zengin parası var, çocuğuna herhangi bir eğitimi aldırabiliyor, kendi herhangi bir eğitim alabiliyor, kursa gidebiliyor. Fakat gelir seviyesi düşük olan bunu yapamıyor. Veya gıda anlamında. Başkası her istediğini yiyip içebiliyor. Bazı insanlar neredeyse açlık sınırında yaşamaya gayret ediyorlar. Örneklendirmek şu anda doğru olmaz ama çok kötü nokta. Şimdi sosyal bilgilerin amacı da herkes, her vatandaş
gelir seviyesi ne olursa olsun bazı hizmetlerden iş şekilde faydalanıyor. Yani buna örnek olarak daha sonra detaylandıracağım ama işte kreşlerden, gündüz bakım kurslarından, ev kadınlarına belirli kurslardan, efendim, yaşlılara, emeklilere bazı hizmetleri, çocuklara bazı işte gıda yardımları, ulaşımda bazı kolaylıkları sayabiliriz. Onlarca başlık var. Yani arkadaşlar, tabii sizlerin sorularıyla biraz daha şekillendireceğiz ama ben önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi ve doğal olarak belediye başkan adayı olduğu için benim seçim sürecinde hangi konulara daha çok vurgu yapacağımı, hangi konularda projeleri öncelikli hale getireceğimi sizlere anlatmaya çalışıyorum. Tekrar edeyim. Depremle alakalı tabii ki kentsel dönüşüm, ulaşımla alakalı. Kentsel ulaşım çözümlerimiz, kentin güzelliğiyle alakalı, estetiğiyle alakalı çözümlerimiz, sosyal mevcutlukla alakalı detaylarımız ve kentin kültürel hayatı, yani alt kırılımlarıyla sanat, spor, kültürel tüm faaliyetleri sayabiliriz. Bu bağlamda projelerimizle, ekiplerimizle seçime hazırız. Bugün itibariyle de biraz daha görünür, biraz daha klasik siyasi çalışmalara başlayacak bir noktadayız. Sizlerin de aklına gelen bütün bu başlıklarda bizim aklımıza gelmemiş, gelmiyor olabilir. Eksik olduğumuz noktalar. Çözüm önerileriniz veya şu sorun da var bak görmüyorsunuz. Şunu da yapmamız lazım dediğiniz Yalova'nın birer vatandaşı olarak konular varsa onları da alıp hemen değerlendiririz. Yalova'nın siyasi olarak aynı zamanda birleştiğini, bütünleştiğini görüyorum. Yerel seçimler arkadaşlar yapısı itibariyle siyasi ideolojilerin değil, bireysel ve grupsal becerilerin biraz daha ön plana çıktığı, vizyonun daha ön plana çıktığı, kabiliyetlerin daha ön plana, projelerin daha ön plana çıktığı seçimler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına tüm diğer görüşlerden kişiler oy verip belediye başkanı yapabiliyor veya AK Parti'nin adayına bütün diğer görüşlerden insanlar oy verip belediye başkanı yapıyor. Yalova siyasi tecrübesi itibariyle bizim de gözlemlediğimiz genelde çok büyük olasılıkla ikili bir seçim yarışına girer. Yani olağanüstü değişiklikler olmazsa tecrübe ettiğimiz şey Yalova'da ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı belediye başkanı olur. Özellikle seçimin son kurlarında radikalleşen de ortamda kişiler oy kullanma eğilimlerini buna göre yönlendirirler. O yüzden ben de burada kıran kırana bir yarış olacağını öngörüyorum. Yalova'nın tecrübesi bana bunu söyletiyor. Bunu sokakta da görüyorum. Bütün görüşlerden, sağcısı solcusu, her yapıda insandan çok olumlu yaklaşımlar alıyorum. Neden? Uzun yıllardır tabii burada siyasi ve toplumsal çalışmalarda bulunduğumdan dolayı artık bireysel danışıklıklar da mahalli ve sokak ölçeğinde çok oluştu. Bu bağlamda Yalova'da daha vizyoner, daha liyakatlı bir belediye yönetimi oluşturma noktasında çok iddialı olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Belediyeye yönetimsel anlamda ve vizyonel anlamda neredeyse şu anki konumuna göre çağ atlatacak bir yapıyla seçime girdiğimizi, o yapıyla hazırlandığımızı vurgulamak isterim. Bütün bu anlattığım, detayına girmediğim ama genel söylediğim her şey, tabii bizim Yalova hayalimiz, yeni bir Yalova'yı kurgulamak demin söylediğim başlığı. O yüzden bu Yalova'yı kurgulamak tek bir belediye başkanının, tek bir işte belediye meclis üyesinin veya siyasi bir kişinin işi değil. Bunu hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Çünkü biz birlikte Yalova'yı sonuçlar. Kim nereli olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun hepimiz, bakın bunu ben birkaç yerde daha vurguladım, çok önemli. Siyasi görüşü ne olursa olsun insanlar aynı minibüse, otobüse biniyor değil mi bu? Bakın aynı kafede okuyoruz, aynı parkta biniyoruz, aynı sinemaya gidiyoruz. Kente dair avantajları ve dezavantajları siyasi görüşü ne olursa olsun hep beraber düşünüyoruz. O yüzden yapı olarak da öyle olmamın da avantajıyla herkesi kucaklayan, herkesle beraber şeffaf bir belediye yönetimi oluşturma gayretimiz var arkadaşlar. Ben kazanacağımıza yürekten inanıyorum.
Şu anda tam seçim sonucunu söyleyemem size ama biriniz kazanacağız. Ve Yalova'yı şimdiye kadar diye bütün yönetimlerden daha iyi noktaya getirmeye gayret edeceğiz. Burada bir de şunu vurgulamak isterim. Benim yaklaşımımı, belediyecilik yaklaşımımı doğru anlatabilmek amacıyla. Arkadaşlar, belediyede klasik çalışmalar, neler bunlar? İşte temizlik, efendim bazı yolların kaldırımların yapılması, işte park alanlarının sulanması, bazı klasik hepimizin bildiği altyapı, üst yapı çalışmaları zaten yapılması gereken şeyler. Bunlar belediye, herhangi bir belediye başkanının övüneceği şeyler değildir. Bakın bu hafta şu kaldırımı nasıl yaptım diye bir belediye başkanının övünmesi mantıklı bir şey değildir. Bir belediye başkanı şunu da övmektir. Bakın kenti kültürel anlamda nereye getirdi? Kenti güzelliği anlamında nereye getirdi? Bakın kentsel dönüşümde neler yaptı? Ne noktadaydık, nereye getirdi? Kenti diğer kentlerle yarışında bakın kaçıncı sıraya taşıdı? Artık herkes Yalova'da yaşamak istiyor. Yalova'yı ziyaret etmek istiyor. Yalova'nın şu projesini konuşuyor. Yalova'nın şu projesi, şu alanı bütün Türkiye tarafından konuşulur hale geldi. Olumlu anlamda. Getirmek isteyen belediye başkanlarına yeri yönetmek birbirinden ayıran şey bu. Vizyonel anlamda kentileri taşımak. Diğer kentlerle yarışında daha ön plana çıkar. Yoksa diğerlerini arkadaşlar herhangi bir müdür veya yetkili bir kişi de yapabilir. Kabiliyet orada değildir. Kabiliyet kenti ileriye taşımak. Bu anlamda bakış açımı sizlerle detaylı olarak paylaşmak istedim. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu, aklıma gelen şey olası birazdan ekleyelim. Sizin sorularınızı sohbet şeklinde uygun görürseniz devam etmek isterim. Evet başkanım, bir şehir sesim geliyor değil mi abi? Geliyor çok abi. Bir şehir planlamacı olarak gerekli çalışmalarınızdan bahsettiniz. Evet. Peki belediye yönetiminin şeffaflığını arttırmak için hangi adımları planlıyorsunuz? Şimdi bu da kardeşim, bu da detaylı bir soru ama genel olarak şimdi. Şimdi belediyelerin, belediyede sonuçta bir personeli, insan kaynağı ve bütçe planlanarak kullanıldığı bir kamusal şirket gibi düşün. Bunun belli aşamalarında hem bir projelerin yapılma aşamasında hem sunulma ve uygulama aşamasında şeffaf bir şekilde halkla temastır. Yani belediyede gizli kapaklı şey olmaz. Birden imar planları örnektir. Örnek mesela imar planı. İmar planlarının yapım sürecine halkın katılması gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının katılması gerekir. Birden imar planlarında çok şaşırdınız. Aa, burada nasıl böyle bir şey olmuş? Başkalarına bu fırsat tanınmazken neden bu kişilere tanınmış dediğiniz nokta o var. Şimdi bunları detaylandırmıyorum çünkü siyasi spekülatif şeyler olabilir. Yani şeffaflığın detayına girelim önümüzdeki süreçte. Ama yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik önemlidir. Biz de bu yaklaşımda olacağız genel olarak. Sayın başkanım. Buyurun. Duyamıyorum ya. İstiklikten bahsettiğiniz zaman belli projeler var. Yani temizlik derken tabii ki arkadaşlar denizin temizliği veya deniz kenarının temizliğiyle alakalı bir yaklaşımlarımız var. İstihdamla alakalı, şimdi belediyenin istihdam sağlamasıyla istihdam sağlayıcı yatırımlara aracılık etmesi veya ona uygun ortam hazırlaması ayrı konular. Esasında ikinci başlıkta belediye daha etkin. Yani yatırımlara, istihdam sağlayıcı yatırımlara, işte alan veya imarı düzenlemesi, belirli insan kaynaklarını eğiterek halkla o firmalar arasında bir köprü kurması. Bunun örneklerini İstanbul Büyükşehir'den şu anda izleyebiliriz. Aynı zamanda kendi de bazı ufak yatırımları istihdamda sağlayabilir ama önceliği tabii ki gerçekten girişimcilere uygun zemin hazırlayarak istihdama destek olmak. Diğer konuların hepsiyle alakalı yaklaşımlarımız, projelerimiz var ama şimdi de konu nedeni yok. Mehmet Başkanım, buyurun. Şimdi 31 Nisan'da belediyeyi aldınız, kazandınız, varsayarsak. Belediyenin şu anki borcu ne kadardı?
bulunan ödeme planı ile ilgili bir işte projeniz var mı? Siz de diğer belediye başkanları veya bazı belediye başkanları gibi gayrimenkulün satışlarıyla dengeleyecek misiniz? Yetmezse, çok satacak yer kalmamış. Ha, yetmezse borcu nasıl yapacaksınız? Bu birincisi. İkincisi de malum Yalova Belediyesi yolsuzluk ve zimmet suçundan dolayı görevden aldı belediye başkanı. Sonra yargılandı. Belediye başkanı ve başkan yardımcısı cezası aldı. Bunlarla ilgili seçimlerde nasıl bir olayla karşılaşacaksınız? Refah Salman veya Haluk Bilecin partinize seçimlerde desteği olacak mı? Şahsınıza ve partinize. Bu tabii esasında şu andaki konumla alakalı değil ama siz sorduğunuz için cevap vereyim. İlk önce tabii belediye daha siyasi bir konu olduğu için söylüyorum. Belediyenin bütçesiyle alakalı çalışmaları sürüyor. Verilerin hepsine en sağlıklı şekilde ulaşacağız. Bu ay sonunda biraz daha ulaşacağız. Belediyenin kendi döngüsü itibariyle. Diğer konuda biliyorsunuz daha önce bizim partimizin yetkililerinde içinde bulunduğu davada suçlanılan konularda herhangi bir suçlarının olmadığı çok yakın zamanda mahkeme kararıyla belirlendi. Yani herhangi bir kişisel zimmetle alakalı bir suç işlemedikleri ortaya kondu. Bu tabii her ne kadar siyaseten kullanılmak istenilen bir konu olsa da biz başından beri bunun zaten siyasi bir dava olduğunu vurguluyoruz. Gerçek suçlu kişiler gereken cezaları aldı. Bizim yetkililerimizin aldığı cezalar müteselsilen sorumlu olduklarından dolayı yani o sırada o idarenin yetkili yöneticileri olduklarından dolayı kaynaklanan cezalar. Tabii seçim sürecinin dinamiğini bunun üzerine oturtmak çok saçma olur. Bir kent, yani bu şuna benziyor. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye bu kadar açlıkla, ekonomik sorunla boğuşurken bambaşka konulara vurgu yapmasına benziyor. Konumuz Yalova Belediyesi'ni doğal olarak Yalova kentini daha iyi hangi noktalara nasıl götüreceğimizdi. Belediye başkanımız daha önceki belediye başkan yardımcımız tabii ki ellerinden gelen gayreti hep beraber bizlerle gösterecektir. Bu konuda işiniz rahat olsun. Başkanım, biliyorsunuz seçime kadar birçok daha önce Millet İttifakı'nda olan partilerden de adaylar var. Onlar da seçim sürecinde hangisi bir strateji, konuşma, anlaşma gibi bir şey durumda. Mesela Zafer Partisi... Yok, en sonunu diyemedim. Onlarla bir stratejik konuşma, anlaşma gibi bir maksadınız var mı? Hani bu seçim olan süreçte. Şöyle arkadaşlar, şimdi genel seçimlerdeki ittifakla en azından Millet İttifakı cephesinde bu seçimde yok biliyorsunuz. Cumhur İttifakı'nda kısmi olarak var. AK Parti adayını çıkarıyor. MHP biliyorsunuz aday çıkarmayıp AK Parti'ye destek alacağını vurguladı. Bizim cephemizde partiler şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla kendi adaylarıyla seçime gelecekler. Ama muhtemelen mevcut iktidar karşısında en güçlü alternatif Cumhuriyet Halk Partisi veya yerelde CHP'nin adayı olduğundan dolayı partiler bağlamında başlığında değil de muhtemel toplum başlığında bir ittifak olacaktır. Benim bireysel olarak görüşmelerim oldu birkaçıyla. Ama bu başlıkta değil. Hani aday çıkaracak mısınız, çıkarmayacak mısınız değil. Yalova'yı nasıl biraz önce söylediğim konularda daha iyi bir noktaya getiririz veya sizin görüşleriniz nelerdir diye bildiğim kadarıyla tabii onu il başkanımız daha siyasi olarak takip ediyor veya ilçe başkanları başlığında ilçe başkanımız. Ama bildiğim kadarıyla onlar da adaylarını çıkaracaklar. Belki çıkarmayan da olur bilmiyorum. Biz o detaya bakmıyoruz tabii ki. Aday çıksa da çıkmasa da bizim şu andaki öncelikli hedefimiz Yalova Belediyesi'ni kazanmak ve Yalova'ya düşündüğümüz projeleri yapmak. Öyle de olacak zaten. Yani çıkarsalar da çıkarmasalar da genelde böyle ikili bir seçim olacak.
Keşke inşallah onların da desteğiyle hep beraber bu yarışı birinci olarak yapabiliriz. Başkanım, sizinle son görüşmemizde o zaman adaya gittiniz. Evet. Fraile sistemler bahsetmiştiniz. Evet. Aday olduktan sonra detaylarını açıklayacağım demiştiniz. Evet, açıklayacağım. Şimdi değil ama açıklayacağım. Muhakkak olacak. Muhakkak olacak. Bu, ya bunu şimdi girer çok uzun bir konu ama toplu taşımaya çevreci ve nostaljik ve estetik anlamda da katkı yapacağını inanıyorum. Muhakkak ve muhakkak. Nasıl çalışacağını, nasıl işletileceğini, nasıl yatırım yapılacağını detayını daha sonra vereceğim. Fakat kentin içinde muhakkak ve muhakkak bir hafif raylı sistem olacak. Raysız da olabilir. Şimdi adı olduğu için söylüyorum. Ama çünkü onu biliyorsunuz, elektrikli modelleri var, başka modelleri var. O tarzda bir toplu taşımayı muhakkak ve muhakkak kurduracağız. Muhakkak. Ana şeylerden biri, olgulardan biri. Bir sorun olacak. Yine o görüşmede Yılmaz Büyükelçin'i geride bırakacağım gibi iddialı açıklamada bulunmuş. Ya şimdi yani geride bırakacağım Büyükelçin derken tabii şimdi o bir dua ya. Yani dua ya. Başkan olarak. Hani hizmetleri daha da iyi olacak. Kastettiniz onu, evet. Anladın mı? Şimdi Yılmaz Büyükelçin aday değil biliyorsunuz. Aday olmadı. Bu güncelleme olacak mı? Yani Yılmaz, yeni Yılmaz Büyükelçin hocam. İnşallah olacak. Yani bu tabii ki o bu konuda bir marka olduğu için oraya yapıyorum. Çok kıymetli bir üstadımız. Örnek olarak da almak doğru olur. Çünkü meslek itibariyle biraz daha kenti şekillendirmeye yönelik bir mesleğim olduğu için o örneği kullanıyorum. İnşallah ondan da daha meşhur olacak bu konularda. Bir belediye başkanı olacağımı yürekten inanıyorum. Olurum yani. Yani yeni Yılmaz Büyükelçin olurum. Peki başkanım, seçilirsiniz. Şimdi mevcutta yürütülen projeler var. Millet Partisi gibi, Anayasa ile Hattı gibi. Bu projelere bakış açınız nasıl olur? Altyapıyla ilgili proje zaten devam eder o. Yani şöyle bir şey yok tabii. Ben belediye başkanı seçildim. İşte İsmail Hattı veya Dursun öyle bir şey, o devam edecek. O zaten genel bir proje. İkincisi Millet Bahçesi ile alakalı, imarıyla alakalı bir sorun oluştu. Detaya girmeyeyim ama üzerindeki kapalı İnşaat alanıyla alakalı yanlış yaptılar zamanında, uyarmamıza rağmen neyse. Ama orası zaten şeyi devam ediyor, artık kentin kurularına girdi. Ve biz daha da güzelleştirmeye çalışacağız. Bir eksik olmamasına gayret edeceğiz. Yani orada çünkü zaten yapılan şey nasıl yani, yok edilir mi, öyle bir şey olur mu? Yani bu konuda esasında güzel bir başlık. Şimdi arkadaşlar şunu bilmek lazım. Ben siyaseten yakın gereği başkalarını karalayıcı, kötülemeye çalışıcı bir kişi değil. Bütün siyasi kentteki iyi şeyler yapmak istediğini, bütün partilerin, liderlerin de ülkeye bir şeyler katmak istediğini inanıyorum. Böyledir zaten. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Bir herhangi bir partinin yetkilisi, lideri sabah kalkınca nasıl bu ülkeye kötülük yaparım diye öyle bir şey düşünmez. O da nasıl ben vatanıma faydalı olur diye düşünür. Veya burada bir belediye başkanı, mevcutta iki belediye başkanı bile ne düşünür? Nasıl bu şehre iyi bir şeyler yaparım? Yani onlar da ellerinden geleni yapmaya gayret ediyorlardı tabii. Ama burada gözden kaçırmamamız gereken şey şu. Ellerinden çok fazla şey gelmiyor. Sorun orada. Yoksa onlar da iyi niyetli tabii. O anlamda kimseyi kötülemem. Ama derdimiz böyle reklamatik, popülist bir belediye başkanlığı görseli vurgusu biliyorsun değil. Nereye geldik? Neredeydik? Nereye geldik? Ona bakacağız arkadaş. Yıllar geçiyor, burada yaşlanıyoruz, burada öleceğiz. Çoluğumuz çocuğumuz yaşayacak. Seçmene de şöyle bir sorumluluk düşüyor. Ben bu belediye başkanının tipini beğeniyorum, bunun partisini beğeniyorum. Bunun şusunu bu değil. Bu kentte yaşıyoruz, oy veriyorsunuz. Ulaşım için neredeydik, nereye geldik, ona göre oy vereceksiniz. O ne diyor? Bu ne yapabilir? Ona göre oy vereceksiniz. Sahip çıkacağız kentte. Yurttaşın da görevi bu. Yani çok klasik, işte o gün gidip koyup öyle bir şey değil. Sorumluluk. Evlatlarımıza karşı sorumluyuz. Arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, bütün vatandaşlara karşı, ülkemize karşı sorumluyuz. Çünkü belediyedeki bu yatırımlar da bizlerin paralarıyla yapılıyor arkadaşlar. Bizlerin paralarıyla yapılıyor. Vatandaşın parası diye. Belediye başkanı kendi cebinden harcamıyor. İşte konserler veriliyor, efendim, şeyler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Bunlar bizim tarafımızda.
Yani Allah korusun orada bir hak var yani, onu demek istiyorum. Ona önem vereceğim. Başkan, aday adaylığınız süresinde birkaç video çektiniz. Bunlardan bir tanesi Atatürk'ün Yürüyen Köşk iskelesi videosu. Evet, evet. Bir tanesinde derenin koptuğuyla ilgili. Evet. Adaylığınız süresinde de böyle durum tespit videoları yapacak mısınız? Yapacağız. Olayı inceleme yapacak. Yapacağız. Şimdi o tabii aday adaylığında ana bazı sorunları burada. Önemlidir onlar. Önemlidir. Örnek mesela Bengü Dersberg'de de bir tane çekmiştim. Biliyorsunuz deniz kenarındaki normalde oturduğumuz alanlar çöktü arkadaşlar. Denizin içindeler şu anda. 6-7 yaşında bir çocuk boğuluyordu aslan sonra zor kurtardı. Veya yürüyen köşkte çok önemli. Bakın bu önemli bir başlık. Yürüyen köşk Yalova yakın tarihinin kentin stratejik pazarlamasında kullanılabilecek ve başka bir yerde parayla dahi oluşturamayacağınız tarihi uluslararası çok önemli bir marka noktadır. Bu konuda daha önce de var olmasına rağmen önceki belediye başkanlarından ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Barbaros Bilcioğlu zamanında bir restorasyonla ortaya çıkarılmıştı. Çok önemli bir çalışmadır. Çok önemli. Çünkü başka bir yerde yürüyen köşk yapamazsınız. Biz ne diyoruz? Yalova Atatürk'ün kenti. Değil mi? Gazi Mustafa Kemal'in Yalova benim kentimdir dediği iddiası durumu üzerine ve yapımızda itibariyle Yalova Atatürk'ü anımsatan, Atatürk'ün belirli zamanlarda sürekli vakit geçirdiği, önemli kararları aldığı bir şehirdir diyoruz ve kendi ideolojik durumumuzdan dolayı da bunu vurguluyoruz. Atatürk'ü bir kent oluşturma, dizayn etme, yaratma, toplumsal kültür de onun üzerine oluşturma diyor. Yürüyen köşk aynı zamanda uluslararası bir çevre bilinci örneği, inanılmaz bir örnektir. Bizim bazı şeyleri konuşurken çok basitmiş gibi konuşuruz, dilimiz alıştığı için. Ama gidin başka bir kentte yürüyen köşk yaratabilir misiniz? Parayla yaratabilir misiniz? Yaratamazsınız. Çünkü bir tarih var orada. Atatürk'ün dünyaya verdiği bir mesajın fiziksel bir yansıması var orada. Muhteşem bir örnektir. Çok iyi kullanılmamaktadır. Kenti tanıtma anlamında çok daha etkin, çok daha bütün dünyaya onu tanıtıcı ve kendi ziyaretçi çekmede çok daha etkin bir hale getireceğimiz bir noktadır. Ben mevcut belediye başkanına sordum. İskeleyi biz nasıl korumamız gerekiyordu? Doğal bir afette iskele nasıl korunabilirdi? Ben onu merak ediyorum dedi kendisi. Şöyle, o yüzden ben oranın iskelesi ekstradan önemli. Onu demek istiyorum. Yani teknik olarak nasıl koruyacak? Yani onu soracak mı? Koruyacak mı? Başka yerde sorun çıksa orada çıkarmayacak. Onu demek istiyorum. Anlatabildim mi? Orası çok önemli. Nasıl? Mesela başka bir şöyle düşünün. Yalova'nın Gazi Paşa Caddesi, Yalı Caddesi yani kent merkezi gelen ziyaretçilerimizi gezdirdiğimiz alanlar değil mi? Ama Yalova'nın onlarca caddesi ve yüzlerce sokağı var aynı zamanda. Ama öncelikli alanlar burası olduğu için buraları daha çok güzelleştirmeye çalışıyoruz değil mi? Burada eksik olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Pırlanta gibi olacak burası. Mücevher gibi. Yürüyen köşkte hiç eksik olmayacak. Hiç. Ben gittiğim zaman önündeki şatıl, insanları oraya taşıyan sahildeki yoldan şatıl, bozuktu. Üzerinde arızalı yazıyordu. Onunla da alakalı ben video çektim. Ben video çektim. 2 saat sonra gelip yaptıkları için yayınlamadım. Ya, burada da çekme, burayı daha düzeltmekten. Demek istediğim şu, bu tür videolarımız olacak. Video nedir arkadaşlar? O sorunsal. Muhtemel çözüm önerimizde vurgulamak. Burada bu eksik var. Veya şimdi burada bunu yapacağız demek. Topluma daha çok duyurmaya çalışın. Bayraktepe Mahallesi, siz hatırlayın. Çektiğimiz ilgili videoda arkadaşlar yıkılmak üzere olan binalar var ya, böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi böyle bir şey? Yamuk duruyor binalar. Yıllardır ya. Sonra burada kentsel dönüşüm ofisi var belediyenin köşede. Yani döner solunu yapsalar para kazanır, bir şey yok. Orada insanlar yamuk binada oturuyor ya yıllardır.
Allah korusun bir şey olsa sorumlusu kim ya? Anlatabiliyor muyum? Yani vurgulayacağız tabii Şehit Ömer Faydalı Bulvarı'ndaki yol üstü otopark saçmalığını vurgulamayacak mıyız? Böyle bir şey olabilir mi? Bulvar mı şimdi olur? Düzelteceğiz tabii ya. Bunu söyleyeceğiz. Buna benzer onlar için. Videolarla veya bazı başka görsellerle çözüm önerileriyle beraber vurgulayacağız. Başkanım doğru mu anladın? Fikret'in sorduğu soruya sizin verdiğiniz yanıtı doğal afet dahi olsa yürüyen köşkün iskelesine hiçbir şey olmaması gerekiyor. Hayır, yani, olmadı mı canım? Ondan ben öyle anladım bilmiyorum ama yanlış yani anladım. Her türlü korunmalı, aynen, hiçbir şey olmamalı gibi anladım. Şu, aynen. Aynen. Yanlış anlamışsın. Şöyle, mesela herhangi iskele, hani şimdi özellikle sorunu istiyorum. Zannediyor musunuz bir gündür öyle? Bir gündür böyle zannediyorsunuz? Aylardır öyle. Benim hatırladığım afetten bir ya da iki gün sonrası. Hayır, hayır, hayır. O videonun zamanlaması öyle de aylardır orası öyle. Ne yapayım yani o iki gün önce de rüzgar çıktı diye şey yapmayayım mı? Onunla alakalı değil ki. Aylardır, yıldır öyle. Arkadaşlar evet. Onu da bilmiyorum. Hani şöyle olsa, 17 Ağustos deprem farkında da afet derken afet dediğin fırtınadan bahsediyoruz. Fırtınadan dolayı bütün kaldırım taşları söküldü. Ama fırtınadan dolayı söküldü. Olayı vurguladın mı? Hayır. Çünkü orası yeni oldu. Ama burası aylardır, yıllardır oldu. Vurgulamaya çalıştığım şey. Olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Tabii güncel bir şey olur. O gün atıyorum sel basar, deniz şey yapar veya başka bir yerde kısmi bir heyelan oluşur da bir yerde bir sorun olur. Onunla alakalı değil misin bir şey? Yani onu oraya çekmeye çalışmak saçma oldu. Benim dediğim kalıcı sorun çok. Duyamıyorum ben sizi. Detay projeleri sonra göreyim. Olur mu? Ya bunlar hepsi detay proje. Onları sonra göreceğim. Tam ne güzel o da yapmaya çalışıyor. Zaten şöyle olacak arkadaşlar.